Peygamberler şehri İslam medeniyetinin bölgemizdeki en önemli merkezlerinden biri olan Diyarbakır'da tarihi kurşunlu cami ve paşa hamamı polisin operasyonları gerekçe gösterilerek bomba düzenekleri yerleştirilmek suretiyle yakıldığını dile getiren Ortak Değerler Malatya Platformu basın sözcüsü Hüseyin Polat yapılanları kınadı. Dün sabah saatlerinde Peygamberler şehri İslam medeniyetinin bölgemizdeki en önemli merkezlerinden biri olan Diyarbakır'da tarihi Kurşunlu Camii ve Paşa Hamamı polisin operasyonları gerekçe gösterilerek bomba düzenekleri yerleştirilmek suretiyle yakıldı. Polat, Ortak Değerler Platformu olarak kutsal değerlerimize ve insanlarımıza yönelik bu tür alçakça saldırıları şiddetle kınıyor ve saldırganları böylesi hareketlerden vazgeçmeye çağırıyoruz dedi. Bölgede hendeklerin varlığı, iş makinelerinin yakılması ve yolların kapatılmış olması nedeniyle İtfaiye zamanında yangına müdahale edememiş ve bu tarihi sembol yapı büyük bir zarar görmüştür. Bildiğiniz üzere birkaç gün önce de dört ayaklı minare benzer bir saldırıya maruz kalmış ve Diyarbakır Baro Başkanı bölgedeki tarihi ve kültürel mirasımıza yönelik saldırılara karşı açıklama yaparken uğradığı menfur bir saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Nasıl isimlendirilirse isimlendirilsin, çatışmaların neredeyse tamamen bittiği bir süreçten sonra bu noktaya gelinmesi ve özellikle çatışmaların şehir merkezlerine taşınması son derece tehlikeli, ciddi ve kötü bir durumdur. Tarihi mekanlarımız ve İslam'ın şiarları olan camiler, medreseler, hamamlar terör örgütü tarafından mevzi ve karargah olarak kullanılmaktadır. Mayınların döşenmesi, hatta roket atarların kullanılması halkımızın maddi anlamda son derece etkilediği, birçok kesimi neredeyse ekonomik anlamda bitme noktasına getirdiği gibi manevi olarak da rencide ve rahatsız etmektedir. Bizler Ortak Değerler Platformu olarak kutsal değerlerimize ve insanlarımıza yönelik bu tür alçakça saldırıları şiddetle kınıyor ve saldırganları böylesi hareketlerden vazgeçmeye çağırıyoruz.